Ramazan ayında oruç tutmayanlara saygı gösterdiğim kadar benim orucuma da saygı istiyorum. Gelip benim işime giderken caddenin ortasında kahve içi sigara içmeyeceksin, terbiyesizlik yapmayacaksın. Bak ben senin oruç tutmayışına saygı gösteririm. Tutmayabilirsin. Allah'ım ıslah etsin. Allah senin de kalbine o hidayeti versin diyorum içimden. Ama benim tuttuğum orucuma da saygı göstereceksin. En azından bir İngiliz konsolosluğunun gösterdiği saygıyı göstereceksin. Bir Türk evladı olarak, bir Müslüman evladı olarak. Oruç tutmayabilirsin. Ama benim tuttuğum oruca saygı göstermek zorundasın. Bunun altını çiziyorum. Şimdi taksimeyi bilen birisiyim. İsteyen istediği gibi yaşayabilir. Ama ben hanımımla, ailemle, anamla, kız kardeşimle Taksim'den yürürken senin manitanla yatak odasında dahi insanın ayıpla böyle utanarak yaptığı şeyleri caddenin ortasına yapmayacaksın. Gideceksin bir otele motele nereye fuşçuyu yiyorsan yiyeceksin. Caddenin ortasına yemeyeceksin hani. Benim 2 yaşında, 3 yaşındaki çocuğum senin o ahlaksızlığını görmek zorunda değildir. Özgürlük diyemezsin bunun adına. Ankara metrosunda kız arkadaşını kucağına oturtturmak, affedersin, bunun ne modernizmle ne medeniyetten hiçbir şeyle alakası yoktur. Bu düpedüz ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir. Ve Ankara metrosunu kullanan normal müteassıp ailelere, insanlara saygısızlıktır. Sana müdahale edildiği zaman vay efendim özgürlüğüme müdahale ediliyor demeyeceksin. Biraz haddini bileceksin. Şimdi Gezi Parkı nedir? Gezi Parkı İstanbul'da Taksim'de Topçu Kışlası diye bir kışla vardı. Değil mi? Ben bugün Almanya'ya gidiyorum. Berlin'e gidiyorum. Berlin'de 1910'lardan kalma. Bakın altını çiziyorum. Almanya'nın yarı müzesi, müzelerinin yarısı özür diliyorum, Hitler döneminden kalmadır. Hitler'i tartışmamıza gerek var mıdır? Yok. Niye? Hitler dünyadaki insan kasaplarından bir tanesidir. Değil mi? Diktatörlerden bir tanesidir. Ama yarısı, bak yarısı Hitler döneminden kalmadır. İnsanın geçmişinden kalan ne varsa onun için değerdir. İyi veya kötü. Kötü ise ders alacak, iyi ise gurur duyacak. Almanya'nın bütün Gezun otesini, berisini müzeler, efendime söyleyeyim sanat galerileri, sanat adına, kültür adına ne varsa, ne varsa bugün insanlık ayıplarından bir tanesi Berlin duvarıdır, değil mi? Berlin duvarı insanların arasına ket vurulan bir duvardır. İnsanlık ayıbıdır. Ama bugün yılda 1,5 milyon turist çekiyor Berlin duvarı. Ve Berlin duvarının parçaları sergileniyor. Berlin'den Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya geçişte sokak aralarında kulübeler vardı. Yani pasaport gibi diplomatların geçtiği kontrol noktası vardı. Bugün o kontrol noktaları 10 binler, 100 binler turist çekiyor. Onlar yine aynı şekilde korunuyor ve insanlar gelip ziyaret ediyorlar. Kötü bir manzara ama kültürdür nihayetinde, kötü de olsa. Değerli dostlar, Topçu Kışlası vardı Taksim'de. Ve şu anda da İstanbul'da, şu anda da İstanbul'da efendim adına bir kültür merkezi olan, kongre salonu olan Lütfü Kırdar. 1946-47, 48. Bu yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Kimden? Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Tek partili şeflik döneminden. İsmet İnönü döneminden. Lütfü Kırdar o Topçu Kışlası'nı yıktırıyor. Peki yerine ne yapıyor? Bir yürüyüş parkı yapıyor. Nedir o yürüyüş parkının ilk adı? Nedir? İnönü Gezisi Parkı'dır. İnönü Gezisi. İnönü'nün gezmesi için yapılan bir parktır orası. Ardından büyükçe bir heykel hazırlanıyor. Tam Taksim Meydanı'na dikilmek için. Kimin heykeli? İsmet İnönü'nün heykeli. Hazırlanıyor. Ama Cenab-ı Allah'ım
bu milletin yardımına yetişiyor ve Mevla 49'dan sonra Demokrat Parti ile Adnan Menderes'i getiriyor. O İnönü Gezisi Parkı'nın adı değişiyor. Taksim Gezisi Parkı oluyor ve o İnönü heykeli ortadan kaldırılıyor. Dikilmeden kaldırılıyor. Şimdi böyle bir yer. Tarihi bu. Hiçbir anlamı olmayan, düz ayak olmayan, Taksim'de 3,5 yıl yaşamış bir kardeşiniz olarak, 23-24 yaşındaki bir delikanlı olarak, yani biraz da Karadenizliyik, böyle birisi bizim ustumuz Ecel'sa, yani onun hırtlağını da sıkacak kadar da gücümüz de var yani elhamdülillah. 24-25 yaşında bir erkek evladı olarak, akşamları ben o parktan geçmezdim arkada dolmuşların oraya. Şehit Muhtar Caddesi'nden çıktığın zaman Gezi Parkı'nın içinden geçersin ve diğer merdivenlerden inersin AKM'nin o tarafa. Ben tırsıyordum oradan geçmeye. Ağaçlar vardı, her ağacın altında birinin yeri var idi. Beyoğlu'nda iki tane bira içen arkadaşlar yakaladıklarını Taksim'deki o ağacın altına getiriyordu. Neydi kutsal olan? Neydi Taksim'de Gezi Parkı'nı bu kadar kutsayan ne vardı? Madem ki bu kadar kutsal idi, bundan öncesinde Gezi Parkı ile alakalı kaç tane kültürel çalışma yaptınız? Kaç tane sergi açtınız orada? Kaç tane müzikal dinleti yaptınız orada? Ne ettiniz? Hiçbir şey. Ha, o zaman demek ki dert üzüm yemek değil, balcıyı dövmek. Şimdi konuşma sırası bizde 2 gündür. Sabır. Sabır. Dün bir arkadaşım güzel bir şey yazdı. 5-10 bin kişi elinde tencere olan sokağa çıkıyor da kalabalık zannediyorsunuz. Evinde milyonlar dişlerini sıkarak sabır çekiyor. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Ne dur? Yüzlerin kapatılarak ellerde molotof kokteylleri ortalığı yakmak. Buraya ayrı gelecek, dur şimdi. Bu da var konumuzda. Neydi Taksim'i bu kadar kutsayan şey? Taksim'de arabalan gitsen gidemezsin oraya. Akşam 8'den sonra kızın dese sana ki anne ben okuldan çıktım Taksim'den geleceğim. Gelene kadar diken üstünde oturursun. Yanlış mı düşünüyorum? Ne dur bu kadar ya? Ne idüğü belirsiz bir konu üzerinden 5 tane ağaç gidiyor. Koç Üniversitesi Sarıyer'e yapıldığı zaman 80 bin ağaç kesildi. Beni delilendirmeyin. Koç Üniversitesi Sarıyer'de yapılırken 80 bin ağaç kesildi. Hatta bir şey daha da söyleyeyim mi size? O Koç Üniversitesi'nin yapıldığı yer normalde Sarıyer Belediyesi'ne bağlıydı. Ama o dönem Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülün'dü. Sarıyer'den, imardan değiştirildi. Başbakanlıktan değiştirildi. Sarıyer'in toprağı Şişli toprağına katıldı. Ve Şişli'den imar verildi. Ve tutup Koç Üniversitesi yapıldı. Neyin peşindesiniz ya? 80 bin ağaç kesildi. 80 bin ağaç. Taksim'de 10 tane ağaç ki onlar da kesilmiyorlar, sökülüp başka bir yere taşınıyorlar. Yaptığınız terbiyesizliğe bakın ya. 6 puan eksiğiyle başladı bugün borsa. Bugün borsa 6 puan eksiğiyle başladı. Bu ülkede Antep'te bomba patladı, 1,5 puan eksiğiyle başladı. Yani yaptığınız şey terörizmden daha beter bir olay. Nedir bu ülkeye bu kadar zarar ya? Nedir? Bir Allah'ın kulu kalksın desin ki bana, Müjdat Gezen bu ülkede şu hizmeti yapmıştır. Saysın bana birisi. Birisi bana kalksın desin ki, Tarık Akan bu ülkede şu hizmeti yapmıştır. Kalkın gösterin bana. Nejat İşler şu hizmeti yapmıştır diye bir şey söyleyin bana ya.
3-5 tane sanatçıdan bozma adam kalkacak, çenetlenecek, yürüyüş yapacak. Derdiniz nedir arkadaş? Eylemini yap, sonuna kadar yap. Eyleme kimsenin bir şey dediği yoktur. Ben o eylemi biliyordum. Ben 28 Şubat sürecinde, İmam Hatip Lisesi'nde okuduğum dönemde, okulumdan beni dışarıya attıkları zaman, kızlar başörtüsü takıyor diye polisler tarafından joplandığı zaman, sokakta eylem yaparken, dün ve önceki gün Beşiktaş'ta, Taksim'de olanlar, böyle olmaz, hakkınızı hukuksal arayın diyen tiplerdi bunlar. 28 Şubat sürecinde ben hakkımı hukuksal arayacağım da, sen şimdi niye ortalığı yakıyorsun? Yoksa senin derdin başka mı? İzmir'de sabah namazına giden cemaate, dinine, imanına küfrederek saldırmak, hangi özgürlükçülükten bahsediyorsunuz? Kıçında Levi's pantolonla, Lee pantolonla, Starbucks'larda oturan arkadaşlar bugün ne kadar sosyalist oldular ya? Ne kadar kapitalizme karşıydınız? Üniversiteden benim arkadaşlarım, Starbucks'tan çıkmayan tipler Twitter'dan ihtilal ilan ediyorlar. Ülke özgür, Amerika'ya kul olduk. Ulan sen Amerika'ya zaten kul idin. Zaten kul idin Amerika'ya. Ben sana McDonald's'a ben gitmem, yemem dediğim zaman ay ne bileyim yani çok tuhaf bir yani tavrınız var diyen tipler bugün hepsi sosyalist oldu ya. Nasıl bir tavrınız var ya? Kaldırım taşlarını söküp insanların üzerine öldüresiye atmak ne zamandan beri direnmek oldu? Biraz terbiyenizi takının ya. Biraz bir şeylere bakın, kimsenin gazına gelmeyin arkadaş. Birileri fırsatçılık yapıyor. Birileri fırsatçılık yapıyor. Alman basını ve İngiliz basını, Alman basını ve İngiliz basını Türk Baharı diye haber yapıyor seni. Hala uyanmıyor musun sen? İsrail bebek katili, çocuk katili, dünyanın başına bela olmuş Yahudi Siyonistler, Taksim'deki Gezi Parkı direnişini destekliyoruz diyorlar. Uyanmıyor musun halen daha? İsrail seni niye destekler? Niye destekler seni? O kadar etrafımda insanlar tanıyorum ki, sırf manitası oraya Taksim'e gidiyor diye kalkıp Taksim'e giden, eylem yapan, taş atan, karaktersiz ve içi bomboş adamlar gördüm ben bu süreçte. Bu kadar mı boşsun ya? Bu kadar mı boşsun arkadaş? 20 bilmem trilyon zarar. İnsanlar dükkanlarını açamıyorlar. Aileler çocuklarını evden çıkaramıyorlar. Terörizm ne demektir? Terörizm ne demek? Korku salmak demek. Endişe oluşturmak demek. Kaos oluşturmak demek. Ne battı? Ne gitti zoruna? Ne gitti zoruna? Birinci Boğaz yapıldı, eylem yaptınız. Birinci Boğaz Köprüsü. Taksim Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçmek bir günü alıyordu. Yani siz Sirkeci'den bir Haydarpaşa'ya geçeceğim derseniz, bir seyahat yapacak olsanız tam bir gününüzü alıyordu. Bir gününüzü alıyordu. Bunu bir dakikaya düşürdü. Kim? Süleyman Demirel o dönem. Adalet Partisi. Adalet Partisi geldi. Bu arkadaşlarımızın hepsi Küplücelere, efendim Kirazlı Tepelere doldular. Yollara, Beşiktaş'ın yamaçlarına, Zincirlikuyu'nun yamaçlarına doldular. Yaptırmazuk, istemezuk. Birinci köprüyü istemediler. Yapıldı birinci köprü. O zaman normal vatandaşın arabası yoktu. Gene bu Zümre'nin arabası var idi. Hep o arabalan kullandılar Boğaz Köprüsü'nü. Karşıydın, geçme üstünden gene Haydarpaşa'dan bekle feribotu, bir güne geç karşıya. O geçti. Oldu ikinci Boğaz.
yine kavacık sırtları doluydu. Herkesin elinde bir eylem. Herkes eylem yapıyor. İstemiyoruk. İkinci boğazı da en çok siz kullandınız. Villalarınızı ikinci boğaza yakın yere koydunuz. Hem boğazı görelim, hem de arabadan iki dakikaya karşıya geçelim. Değil mi? Hadi o da tamam. Üçüncü boğaz yapılıyor garipçeye. Onu da istemiyorsunuz. Onda da istemezük diyorsunuz. Yahu siz ne istiyorsunuz? Siz istiyorsunuz ki bu ülkede 35 milyon insan var. Değil mi? Geriye kalanların hepsi çalışsın, hepsi gayret etsin, tarlalarına çalışsın, çaylıklarına, fındık bahçelerine, oralara çalışsın, parayı toplasınlar, biz onları yiyelim. Sizin böyle bir anlayışınız var. Üstad Necip Fazıl ne güzel söylüyor. İstenilen düzen diyor, bir kişiye 9 gazoz, 9 kişiye 1 gazoz. İstenilen bunların eşitlik anlayışı bu. Eşitlik anlayışı bu. Adam Twitter'dan mesaj atıyor. Diyor ki arkadaşlar, polis gaz sıkarken kapılarını açmayan Starbucks'ı kınıyorum, bundan sonra daha gitmeyeceğim. Allah Allah. Senin gibi bir sosyalist, senin gibi bir kapitalizme karşı olan arkadaşımız kalkıp Starbucks'a niye tavır alsın, niye gitmesin oraya? Neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Kapitalizmin ne olduğunu bilmiyorsun. Gezi Parkı'nın ne olduğunu bilmiyorsun. Taksim'de yapılacak olandan haberin yok. Metrobüse karşı çıkanlar. Neydi o radyo programcısının adı? Nihat'la Sivrisinek. Nihat'la Sivrisinek 3 senedir içimdedir, demedim onu, diyeyim onu size. Radyo programcılığını, tavrını severim. 10 numara program yönetimi vardır. Ve yıllarında radyo programcısıdır. Nihat'la Sivrisinek diye bir program var. Nihat'la Sivrisinek, Nihat'ın bütün dünyası şudur. En güzel rakı nerede içilir? Bir de mevcut hükümete nasıl sövülür? Onu öğrenmiş. Metrobüs ilk inşaat başladığından beri, bak ilk inşaat başladığından beri metrobüse yapmadığı hakaret, o metrobüsü yapanları, uygulayanları, kullanacakları, aptallığı, onları salak mı etmedi, aptal mı etmedi, ne etmedi onları? Yani bir şeye karşı olursun, tamam. Yani dersin ya ben ne bileyim onu sevmedim dersin, tamam. Ama bu ni edenun tab diye başlarsan, yani olay daha böyle cephe almaya taşınırsa ayrı. Nihat'la Sivrisinek ne zaman radyoda rastlasam metrobüs. Metrobüs günde 1.1 milyon insan taşıyor. 1.1 milyon insan taşıyor metrobüs. Ve metrobüs milleti rahatlatmıştır. Kadıköy'den binen adam ta Avcılar'a, özellikle de kimi rahatlattı biliyor musunuz? 24 saat hükümete, devlete küfreden Avcılar'daki, üniversitedeki öğrencilere yaradı. 24 saat onlar küfrediyorlar. Ben Florya'da okudum ikinci üniversiteyi. Ben Anadolu yakasından Florya'ya nasıl gidilir ben çok iyi bilirim onu. 3 otobüs nasıl değiştirilir ben onu çok iyi bilirim. Ama şu anda ben üniversitede okusaydım, ben Altunizade'den, evimin oradan Altunizade'den metrobüse bindiğim zaman nereye gideceğim Sinan? Florya'da okulun önüne tek vasıtayla gideceğim, değil mi? Ben o hizmete yetişemedim. Yetişemedim o hizmete. 24 saat üniversitelerden hükümete, büyükşehire, bütün yöneticilere küfreden o üniversite öğrencileri metrobüs sayesinde rahat ettiler. Ama Nihat'la Sivrisinek sanki bir sene önce öyle hiçbir şey dememiş gibi şimdi yol durumu veriyor oradan. İşte diyor arkadaşlar, Merter yönünde bir tane kaza var, onun için trafik çok yoğun, en güzeli metrobüsü kullanmak. La puşt, hani metrobüs salakçaydı, aptalcaydı? Hep böylesiniz, hep.